Ezgi, bir düşünceli yürüdün. Küpeyi takamadım, o yüzden. O yüzden mi? Nereye gidiyorsun? Nihal'in nişanına. Benim konseptimi çaldı Emel. O yüzden öyle diyemiyorum. Hı. Ben de Özden'in nişanına gidiyorum. Kızlar birer birer yuvadan uçuyorlar. Gel bakalım. Sima. Elbise sana güzel yakışmış. Saçını ilk kez çok beğendim. Çok güzel olmuş, yakışmış. Ayakkabına bakabilir miyim? Yani bence güzel olmuş. Güzel taşımışsın. Ben çok beğendim. Sadece bir yüzük isterdim parmağında, o kulağındaki taşlı gibi. Ama böyle de çok güzel görünüyorsun. Ayşegül? Eteğinin ucundaki kren mi? Evet. Ya işte geçen hafta bunu Çiğdem de giymişti benden sonra. Bir de Nur Hanım demişti ki benim abiyem için. İnce krep kumaşlara bu koyulmaz demişti. Bence yine seninkinde de olmaması gerekiyordu. Çünkü sen döndükten buraya geldikten sonra ters döndü. O zaman çok göz yordu yani. Bir de ben şimdi bir anda böyle yürüyorsun ya, siyah ayakkabının burunu önden gidiyordu Ezgi. Hani şuradan itibaren çok güzel ama etek altı gerçekten çok kötü duruyor. Hani bir de etek kolunda keşke bir şey olsaydı. Onun üstüne küpenin gibi bir şey taksaydı. Şöyle, evet. Normalde öyle daha geniş ve evet, çünkü ben onları kullandım daha önce. Beyazın üstüne işleme yaptırmıştım. Ama ben çantam ve onunla birlikte onları unuttuğum için bugün farklı bir şey yapmaya Sen cuma günleri hep çantanı unutuyorsun evde. Beğenemedim ya. Ben sadece üstünü beğendim ama hani o alt yürüdüğünde zaten o şey bozuldu. Beğenemedim o kadar çok ama şuran çok güzel. Mesela bu da yoktu. Burada başka bir şey vardı. Bunu burada ekledim ki tamamlayabileyim diye. Yani bence zaten boyun çok güzel gösteriyor. Bu şey detay çok güzel. Emel. Şey çok güzel. Elbisenin üst kısmı çok güzel modeli. Yürüdüğün zaman evet ayakkabı gözüme çok battı. Küpelerin güzel. O kolundakileri yani sevmedim. Öyle ama güzel taşımışsın. Çiğdem, son yorum. Bu akşam yine siyah beyaz konseptimiz kıyafeti. Akşama ne giyeceğini merak ediyorum bu elbiseden sonra. Çok farklı görünmeyeceksin ya da çok farklı Yok, görüneceksin. Çok farklı. Yapacağım bir şeyle evet, iddialısın farklı. Yani. Renkler aynı olacak evet ama yani. Daha önce ayarlamıştım o yüzden. Ben sarı elbisemi giydiğim zaman bileklerime şunu yaptığımda çok anlamsız bulunmuştu burada. Ama ben beğendim ki yaptırmıştım. Ben sende de beğendim. Küpelerini bir sevemedim. Bir de ayakkabılarını ben de pek sevemedim. O kadar. Teşekkür ederim. Hazır mısın Ezgi'ciğim? Hı hı. Geçebilirsin. Ezgi Ünal, ayakkabı 200 lira, çanta 80 lira, elbise 750 lira. Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bu elbise eğer başka bir kumaş olsaydı, o kren orada olmasaydı güzel bir elbise olabilir. Ama kumaştan dolayı bütün dikişleri belli oluyor. O krenin o kadar sert duruyor ki. Bütün o havaya güzel tasar, yani aslında ben o siyah beyaz şeyini sevdim, yakısını beğendim. Taktığın iki tane bant kollarında da sevdim. O havaya sondu, bozuldu. Saçların da çok güzel. Elbise tasarım olarak beğendim ama kullandığım kumaş maalesef sevmedim. Ama tekrar Gülay'dan bir tık daha iyisin. Ondan dolayı 7 veriyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yani ben çok beğenmedim elbiseyi. Sizden güzel bir şey duymayı özlemle bekliyorum. Güzel giyin, güzel bir şey duy. Yani seninki de demode, çok öyle ağım şağım bir elbise değil. Bileğindeki hareketleri sevmedim. Saçın hep aynı yine. Dünkünün arkasını toplamışsın. Bugünkü olmuş. Evet. Alt. Hiç
şu kumaşına bir bakabilir miyim? Gel canım. Likralı bir şey, jarse mi gibi bir şey mi? Sony jarse gibi bir şey gördüm ben ama merak ettim. Ay pardon. Elektrik çarptı. Ay geç canım. Naylonların efendisi. Aşk olsun. Yani tamam ben demiyorum ipek bir jarse olsun ama daha onun ipeğin altında daha enteresan suni jarse, öyle jarseler var ki ama bu cayır cayır naylon. Senin böyle bir şey yapmaya hiç hakkın yok. Aşk olsun. Yani şimdi ben her zaman ucuzmuş, öyleymiş, böyleymiş hiçbir zaman küçümsemem. Hep yakışsın, onu daha iyi bir şeylerle kombine bayılırım. İşte benim de 49 liralık bir kazak meşhur. Hani alıyorum ya, işte böyle süsledim yani. Ama bu olmamalı, bu olmaz. Kokutur bir kere ya, kokarsın. Kokarsın ya, naylon kokuyor. Bir davete gidiyorsun, dans edeceksin, terleyeceksin. Yani yakar, tenini yakar. Yapmayın Allah aşkına. Bir de o jarsenin altına, bunu hazır mı aldın? Bunu diktirdim ben. Gidemedim, sadece tarif ettim. Onlar gönderdi bugün. Zaten... Yani neyse bu benim mesleğim olduğu için daha fazla konuşmayayım ama ben çok üzüldüm. Lütfen daha dikkatli ol, olur mu? Saçlarını da değiştirsene rengini. Hayır demeyin, gerçekten kız değiştiriyorum sonra. Kız yakında. Birazcık ne bileyim. Mesela ne gibi? Kızıl mı? Ben sende şeyi beğeniyorum, İrlanda kızılı Kemal hani var ya. Bakır. Böyle bakır değil o, İrlanda. Kumral'ın hani kızılı, böyle adı üstünde İrlanda kızılı. Sanki daha bilmiyorum, Kemal daha iyi bilir ama. Söylemiştik zaten onun zamanında, yapmıştı da bir kere. Ama ya yani ya da kullanamıyor, uzun akıyor mu? Bakmıyorsun, bakmıyorsun. O nişanlın da evleneceksen evlen. Onunla geziyorsun boyuna. Tembel. Hiç kendine. Kendine hiç vakit ayırmıyorsun. Ay pardon. Yani olacak gibi değil o kumaş. Gözüm görmesin. Teşekkür ederim. Kırılmışsındır evet ama buraya taşınacak kadar bir olay olmadı. Sizi biliyorum. Sizin ruhunuzun röntgenini çekmişim ben. Bana yakışmıyor ve şu an kendimden mutsuz, sinirim bozuldu. Evet çünkü... Yakışmamış, hiç olmamış. Siz de şimdi ona teselli vermeyin. Ama geçen hafta Kemal Bey öyle geldi de çalıştı. Ay. Etekle şey mi, üst mü? Takım elbisem. Yorum yapamamış halim mi ya? 500 tane şey söyledin, hiçbiri birbiriyle alakasız. Ne oldu, beğenmedin mi? On bekliyordum da. Ay oldu. Ya işte sana daha fazla nasıl anlatılır bilemiyorum, o yüzden renk güzel sadece. Söylediğinin altını dolduramıyorsun bence. Artık finale doğru gidiyoruz. Kaç kişi elenecek? Belli mi olur? Bilmiyoruz.